Tabii, Türkiye'nin yerli uçak gemisi üretmesinin bir beka meselesi olduğunu ve bu projeyle süper güç haline geleceğini iddia eden uzun bir yazı hazırlayabilirim. İşte detaylı bir yazı. Türkiye'nin yerli uçak gemisi üretmesi, beka meselesi ve süper güç olma yolunda atılan adım. Türkiye, coğrafi konumu, tarihi ve stratejik önemiyle her zaman dünya siyasetinin merkezinde yer almıştır. Bu önemi korumak ve ulusal güvenliği sağlamak adına, savunma sanayisinde yerli üretim projelerine büyük önem verilmektedir. Türkiye'nin yerli uçak gemisi üretme projesi de bu bağlamda değerlendirilmeli ve bir beka meselesi olarak ele alınmalıdır. Aynı zamanda, bu proje Türkiye'yi bölgesel bir güçten küresel bir süper güce dönüştürme potansiyeline sahiptir. Türkiye, üç tarafı denizlerle çevrili ve iki kıtayı birbirine bağlayan eşsiz bir konuma sahiptir. Bu coğrafi avantaj, Türkiye'nin deniz güvenliğini sağlamasını zorunlu kılmaktadır. Doğu Akdeniz'deki enerji kaynakları ve Ege Denizi'ndeki jeopolitik gerilimler, deniz kuvvetlerinin güçlendirilmesini gerektirmektedir. Yerli uçak gemisi, bu stratejik bölgelerde Türkiye'nin askeri varlığını ve caydırıcılığını artıracak kritik bir unsur olacaktır. Aynı zamanda, Karadeniz'deki güvenlik tehditlerine karşı da etkin bir koruma sağlayacaktır. Yerli uçak gemisi üretimi, Türkiye'nin savunma sanayisindeki bağımsızlığını pekiştirecek önemli bir adım olacaktır. Savunma sanayisinde dışa bağımlılığı azaltmak, ulusal güvenliğin sürdürülebilirliği açısından hayati öneme sahiptir. Uçak gemisi üretimi, Türkiye'nin mühendislik kapasitesini, teknolojik yetkinliğini ve yerli üretim kabiliyetlerini en üst seviyeye taşıyacaktır. Bu proje, sadece askeri değil, aynı zamanda ekonomik ve teknolojik olarak da ülkenin gelişimine büyük katkı sağlayacaktır. Uçak gemileri, modern deniz kuvvetlerinin en önemli unsurlarından biridir ve dünya üzerinde sadece sayılı ülkeler bu güce sahiptir. Türkiye'nin bu elit kulübe katılması, uluslararası arenada ülkenin itibarını ve caydırıcılığını artıracaktır. Uçak gemisi, Türkiye'nin sadece savunma değil, insani yardım operasyonları ve barışı koruma misyonları gibi uluslararası görevlerde de etkin rol oynamasına olanak tanıyacaktır. Bu da Türkiye'yi bölgesel bir güçten küresel bir aktöre dönüştürecek önemli bir adım olacaktır. Uçak gemisi projesi, Türkiye'nin teknoloji ve mühendislik altyapısının gelişimine de büyük katkı sağlayacaktır. Bu proje sayesinde yerli savunma sanayi firmaları ve üniversiteler, yüksek teknolojiye dayalı projelerde işbirliği yapma fırsatı bulacaklar. Bu işbirliği, Türkiye'nin Ar-Ge kapasitesini artıracak ve yeni teknolojilerin geliştirilmesine olanak tanıyacaktır. Ayrıca, uçak gemisi projesi binlerce kişiye istihdam sağlayacak ve ekonomiye canlılık katacaktır. Uçak gemisi üretimi, milli birlik ve beraberlik açısından da önemli bir projedir. Böyle büyük ve stratejik projeler, milletin gurur kaynağı olur ve toplumsal dayanışmayı artırır. Türkiye'nin her alanda bağımsızlığını perçinlemek için atılan bu adımlar, genç nesillere de ilham verecek ve ülkemizin geleceğine olan inancı güçlendirecektir. Bir uçak gemisine sahip olmak, Türkiye'nin diplomatik gücünü de artıracaktır. Uluslararası krizlerde ve anlaşmazlıklarda Türkiye, daha etkili ve kararlı bir şekilde varlık gösterebilecek. Bu da ülkenin müzakere gücünü artırarak, global arenada daha fazla söz sahibi olmasını sağlayacaktır. Uçak gemisi, Türkiye'nin çıkarlarını korumak için gerekli olan diplomatik ve askeri esnekliği sağlayacak önemli bir araç olacaktır. Türkiye'nin yerli uçak gemisi üretmesi, sadece askeri bir hedef değil, aynı zamanda ekonomik, teknolojik ve diplomatik açılardan da stratejik bir hamledir. Bu proje, Türkiye'yi sadece bölgesel bir güç değil, küresel bir süper güç haline getirecek potansiyele sahiptir. Kendi uçak gemimizi üretmek, bağımsızlık mücadelemizin ve ulusal güvenliğimizin en önemli teminatlarından biri olacaktır. Bu bağlamda, uçak gemisi projesi bir beka meselesi olarak ele alınmalı ve tüm milletimizin desteğiyle hayata geçirilmelidir. Türkiye'nin süper güç olma yolunda atacağı bu adım, geleceğimizin teminatıdır. Bu projeyi başarıyla tamamlamak, ülkemizin dünya sahnesinde hak ettiği yere ulaşması için büyük bir fırsattır. Hep birlikte bu hedefe odaklanmalı ve güçlü, bağımsız Türkiye'yi inşa etmek için var gücümüzle çalışmalıyız. Türkiye'nin yerli uçak gemisi üretme projesi, savunma sanayisindeki devrim niteliğindeki adımlardan sadece biridir. Türk savunma sanayi, son yıllarda büyük bir atılım yaparak bağımsız ve güçlü bir yapıya kavuşmuş, dünya genelinde adından söz ettirmeye başlamıştır. Bu gelişmeler, sadece askeri açıdan değil, ekonomik ve teknolojik olarak da Türkiye'nin kalkınmasına büyük katkılar sağlamaktadır. Gelin,
Türk savunma sanayisinin önemini ve diğer stratejik projeleri daha detaylı inceleyelim. Türk savunma sanayisi, yüksek teknolojiye dayalı üretim kapasitesiyle ekonomiye ciddi katkılarda bulunmaktadır. Savunma sanayi, binlerce kişiye istihdam sağlayarak işsizliğin azaltılmasına yardımcı olmakta ve milli gelirin artmasına katkıda bulunmaktadır. İhracat potansiyeli yüksek olan savunma ürünleri, döviz kazandırıcı faaliyetler arasında önemli bir yer tutmaktadır. Ayrıca, yerli üretim sayesinde dışa bağımlılık azalmakta, bu da cari açığın kapanmasına yardımcı olmaktadır. Savunma sanayisi, Türkiye'nin teknolojik gelişiminde itici güçlerden biri olmuştur. Özellikle Ar-Ge yatırımları, yerli ve milli teknolojilerin geliştirilmesinde büyük rol oynamaktadır. Savunma sanayi firmaları ve üniversiteler arasındaki işbirliği, inovasyon kültürünü yaygınlaştırmakta ve yeni nesil teknolojilerin ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Türkiye, bu alanda yaptığı yatırımlarla siber güvenlik, yapay zeka, insansız hava araçları ve uzay teknolojileri gibi stratejik alanlarda önemli adımlar atmaktadır. Türk savunma sanayisinin en önemli projelerinden biri de insansız hava araçları ve silahlı insansız hava araçları projeleridir. Bayraktar TB2 ve Anka gibi yerli üretim İHA ve SİHA'lar, Türkiye'nin operasyonel kabiliyetlerini artırmış ve sahada büyük başarılar elde etmiştir. Bu araçlar, terörle mücadelede, sınır güvenliğinde ve uluslararası barış operasyonlarında etkin bir şekilde kullanılmaktadır. Türk İHA ve SİHA'ları, dünya genelinde büyük ilgi görmekte ve birçok ülkeye ihraç edilmektedir. Türkiye'nin askeri gücünün yüksek olması, ülkenin stratejik konumunun gerektirdiği bir zorunluluk olarak ön plana çıkmaktadır. Türkiye, üç kıtanın kesişim noktasında yer alması ve Orta Doğu, Balkanlar, Kafkaslar gibi kritik bölgelere yakınlığı nedeniyle jeopolitik açıdan oldukça hassas bir konumda bulunmaktadır. Bu coğrafi konum, hem bölgesel hem de uluslararası düzeyde pek çok siyasi ve askeri tehdidin yanı sıra fırsatlara da kapı aralamaktadır. Dolayısıyla, Türkiye'nin askeri kapasitesinin güçlü olması, bu tür tehditlere karşı caydırıcı bir etki yaratırken, aynı zamanda ülkenin dış politika hedeflerini gerçekleştirmesi için gerekli olan güvenlik ve istikrarı sağlamaktadır. Ayrıca, Türkiye'nin askeri gücü, NATO gibi uluslararası ittifaklar içinde etkin bir rol oynamasını ve müttefikleriyle birlikte kolektif güvenliğe katkıda bulunmasını mümkün kılmaktadır. Askeri kapasitenin yüksek olması, sadece savunma amaçlı değil, aynı zamanda uluslararası barışı koruma operasyonlarında ve insani yardım misyonlarında da etkin bir şekilde rol almayı kolaylaştırmaktadır. Böylece, Türkiye'nin askeri gücü, hem ulusal güvenliği artırmakta, hem de uluslararası arenada etkin ve saygın bir aktör olma konumunu güçlendirmektedir. Son olarak, askeri gücün yüksek olması, ülke içinde de bir güvenlik duygusu yaratmakta ve halkın moralini yüksek tutmaktadır. Güçlü bir orduya sahip olmak, sadece dış tehditlere karşı değil, aynı zamanda iç güvenlik sorunlarına karşı da etkili bir savunma mekanizması sağlamaktadır. Bu durum, Türkiye'nin bir bütün olarak ulusal egemenliğini ve toprak bütünlüğünü koruma kapasitesini artırmakta ve ülkenin gelecekteki olası krizler karşısında daha dirençli olmasına katkıda bulunmaktadır. Türkiye'nin askeri gücünün yüksek olması, aynı zamanda ülkenin teknolojik gelişim ve savunma sanayi alanında da ilerlemesini teşvik etmektedir. Modern bir askeri yapı, sürekli olarak yenilikçi teknolojilere ve ileri mühendislik çözümlerine yatırım yapmayı gerektirir. Bu durum, savunma sanayinin gelişmesine, yerli ve milli üretimin artmasına ve kritik askeri ekipman ve sistemlerin yurt içinde üretilmesine zemin hazırlamaktadır. Böylelikle, askeri gücün artırılması sadece ülkenin güvenliğine katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda ekonomiyi canlandıran, yerli sanayiyi destekleyen ve bağımsız bir savunma politikasının temellerini atan bir itici güç haline gelir. Ayrıca, Türkiye'nin güçlü askeri kapasitesi, bölgesel krizler karşısında istikrar sağlayıcı bir rol üstlenmesine olanak tanır. Bölgede yaşanan çatışmalar ve istikrarsızlıklar göz önüne alındığında, Türkiye'nin güçlü bir orduya sahip olması, sadece kendisi için değil, aynı zamanda komşu ülkeler ve müttefikleri için de bir güvence kaynağıdır. Türkiye, askeri gücü sayesinde, gerektiğinde barış ve güvenliği koruma amaçlı uluslararası operasyonlara katılabilir, bölgesel güvenlik dengesini koruyabilir ve krizlerin tırmanmasını önleyebilir. Bu şekilde, askeri güç, diplomatik araçlarla birlikte kullanılarak daha geniş bir stratejik vizyonun parçası haline gelir. Öte yandan, askeri gücün yüksek olması, uluslararası arenada Türkiye'nin pazarlık gücünü artırmaktadır. Güçlü bir ordu,
Türkiye'nin uluslararası ilişkilerde daha sağlam bir duruş sergilemesine, ulusal çıkarlarını daha etkili bir şekilde savunmasına ve müttefikleriyle ve diğer uluslararası aktörlerle ilişkilerinde daha eşit şartlarda müzakere etmesine olanak tanır. Bu da, Türkiye'nin küresel ve bölgesel politikalarda daha etkili bir oyuncu olmasına, kendi çıkarlarını koruma konusunda daha fazla esneklik kazanmasına ve jeopolitik hedeflerini gerçekleştirmesine katkıda bulunur. Sonuç olarak, Türkiye'nin askeri gücünün yüksek olması, hem ulusal güvenlik ve egemenliğin korunması, hem de uluslararası arenada etkin bir aktör olarak varlık gösterme açısından büyük önem taşımaktadır. Bu gücün devamlı olarak korunması ve geliştirilmesi, Türkiye'nin gelecekteki güvenlik politikalarının ve uluslararası ilişkilerdeki konumunun şekillenmesinde kilit rol oynamaktadır.